traktöre bindiler ama traktör de maşallah bugüne kadar gördüğümüz en süslü püslü traktör. Yeni evinde görüşürüz. Gül bakayım kız. Evet, uzun uğraşlarımız sonucunda nihayet ekibi yetiştirmeyi başardık sevgili seyircilerimiz. Ekip tabii ki harcırahla yetineceğini kimse bekleyemez. Bu tür ek gelirler olabilecektir. Ben seni destekliyorum. Koçum benim, canım benim. Düğün sahibi. Canım muhtardan da isteyebilirsin yanımda. Evet. Düğün sahibi. Bekliyoruz. Düğün sahibi. Düğün sahibi gelsin. Düğün sahibi gelsin. Düğün sahibi gelsin. Traktörün önüne takoz koymuşlar da seni takozla tanıştırayım. Motorla bir alakası yok. Takoz koymuşlar traktörün önüne. Yağmur yağsın yerler yaş olsun. Çiftçilik sabanı kılıçtan oktur. Bu gençliğe de bu düğün sahibinden 100 kağıt haktır. Efendim, kızımız baba ocağından çıktı, kayınpederinin evine geldi. Gerçi buradan Manisa'ya gidecekler ama usulen erkek tarafının evine geldi. Bu arada da sınıf atladı kızımız. Traktöre binmişti. Gördüğünüz gibi son model ciple geldi. Canım bir trafik yok. Bağdat Caddesi'nde zannediyor kendini de. Değil, Köylük Meydan'da. Ablacığım o parayı oraya koyuyorsunuz. Kim alıyor onu? Bunu arabacı alıyor. Sonra düğün sahibine yardım oluyor. Arabacı alıyor bunu. Aha, şoför ben, alıyor sonra. Şoför mü alıyor? Şoför tamam. Alıyor. Şoför alıyormuş. Buyurun yoruldunuz siz buyurun. Buyurun. Buyurun lütfen. Şimdilik orada birikiyor. Çok teşekkür. İsim? Buyur İbrahim. İbrahim Bey çok teşekkür ederim. Buyur senin olsun. Şoför alıyormuş efendim parayı. Merhabalar. Gene ben. İyisiniz inşallah. Şu dolsun da onu bekliyorum. Ön taraf. Abicim 10 koyuyorsun oraya millet 20 koyuyor ya. Amcacım 5 koyun 20 koyuyorlar. Ha, kornaya basarak isteniyor para. Hakikaten bas bas kornaya paralar gelsin türküsü böyle cereyan ediyormuş. Efendim, önce koruma iner, sonra gelinle damadı alır. Hasılatı gördün mü hasılatı? Dur, durun, dur. Aslanım, dur ya. O kadar hediye verildi. Gel Hüseyin abi, gel. O kadar hediye verildi. Biz hediyesiz olur muyuz ya? Bugüne kadar çeyrek alıyorduk. Hem kıza hem oğlana takıyorduk. Ama artık devir değişti. Bizim bir sponsorumuz var. Hakikaten altından kıymetli. Söyleyeyim. Bunlar gerçek altın. Altın bilezik neredeyse. Sabah kahvaltısında yersiniz. Sucuk. Türk sucuğu. Buyur canım buyur. İğneyle iliştiremiyorum kusura bakma. Uzat yavrum bileğini. Uzat yavrum bileğini. Ya uzat bileğini. Kızım altından kıymetli bunlar. Kaç para biliyor musun? Ha beşi bir yerde. Ha işte beşi bir yerde. Bak kaçı bir yerde? Dördü bir yerde. Dördü ya bir yerde. Beşi yerinde bir yerde. Beşi bir yerde dördü bir. Canım buyur. O ne be? Vallahi bonkörlermiş yani. Bonkörmüşüz. Bunu biz oğlana takdim edelim. Hadi kahvaltılık da yırttınız gene hadi. Hayır elektrik kesintisi yok sevgili seyircilerimiz. Ya da biz ışınlanıp eski çağlara da gelmedik. Bu bir fener alayı. Düğünümüz devam ediyor. Burada yaşlı bir amca var. Kendisiyle konuşmaya çalışacağız.
Amcacığım bu Fener alayı, senin Fener gerçi gitmiş de sönüyor hafiften de. Bu Fener alayı ne olacak? Nereye gidiliyor? Gülüm şimdi buradan gidiyoruz böyle. Senin gülüm diyen dillerini yesinler amca. Al. Şimdi gidiyoruz buradan. Hoş geldin amca. Kayınbiraderim. Kayınbiraderim. Maşallah Allah uzun ömür versin. İmamsınız. Tamam. Nereye gidiyoruz hocam? Şimdi arkadaşlarla gördüğünüz gibi şeye gidiyoruz. Neydi o be? Siz oğlum kızama. Nereye gidiyoruz kızama biz? Yencik köy müydü? Kelem Yenice köy müydü? Dolma köy müydü? Bilmiyorum. Yaşlılık. Kafa gelip gidiyor da onun... Haden gidiver abin gali. Haden bari. Hadi hocam hoş gidiver sen. Oğlum. Hoş bulduk. Dur amca dur. Dur be amca. Sakalın bulaşacak amca. Nereye gidiyoruz gari? Cingene. Kör senene cingene. Ne? Kör senene cingene. Kör senene cingeneye gerek yok ki. Burada zaten kör senene cingene. Kör senene cingene sen mi? Evet benim. Sana mı geleceğiz şimdi? Bana geleceğiniz. Sen ağırlayabileceksin mi? Bu kadar misafirim. Ayırlarım. Hadi gidiyoruz yörüngeye. Hadi gari. Hocam. Kızların sesi daha çok çıkıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kızların sesi daha çok çıkıyor. Baştan alalım hocam. Tavşan girdi ekine. Yükse kulağını dikine. Oğlumuzu sevmesek. Vermezdik kızımızı sakinmeye. Şiştiniz mi? Sen misin birader? Benim abi ya. Dur yakmayalım gelinliği. Kızım sen misin? Hayır. Yanlış kız mı gelmiş ne bu? Kızım ilk defa yüzünü görüyor. Sen misin? Evet benim. Annenin adı ne? Emine. Tamam. Bizim Emine'nin kızı doğru tamam. Nereye gidiyoruz ya böyle çıktık yola mı? Düğün yapmaya gidiyoruz ya. Düğün yapmadık mı ya? Çingene ya. Gidelim. Narem'in kaşı gözü, nare ciğerimi yakıyor. Nare, 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 hey nare. Nare, 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 oy nare. Nare, 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 hey nare. Gelinle damadın nikah merasimine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ahali toplandı, hazır nikahımızı kıyacağız. Siz mi kıyıyorsunuz nikahı? He evladım, ben kıyacağım. Kıyacağım. Kıy hocam, buyur. Kuşbaşı mı? Öteki neydi la? Ne diyor oğlum ne diyor? Kulakları sağırdır da. Kimin evi yanmış diyor? Kara binalan Hüseyin. Abi bana bakıyorum. Heh. Oğlum Abdülmütalip sana demedim lan. Salak girme bir lafa. Girmem daya ben ya. Allah Allah. Oğlum şuna ne ediyormuşuz biz burada biyom? Burada mı? He. Benzin alacağız da bekliyoruz dayı. Alacakmışız. Ekmek mi alacakmışız? Duymamazlar gibi. He. Öyle be. Kızım bak senin ulan adı ne? Muhlis. Muhlis. Bağır ve. Muhlis. Mühendismiş babası. Mühendis. Hocam bir sağına soluna bak sen de Allah sen ya. Bir sağına soluna bak ya. Kaba kıracan kaba. Hüseyin oğlu. Adın neydi? Salim. Salim.
Allah'ın emri, peygamberimizin kavli, belediye başkanımızın izni, babanın izni, ananın izni, dedenin izni, dayının izni. Hulusi amcamın izni. Eşek sıpası ne dedin lan sen? Kimin kulakları tiki? Muhlis kızı. Adın neydi be? Yasemin. Allah'ın emri. Peygamberin kavri. Gerisini sen söyle dayı. Çayköy'de 5000 narem. Beri gel şoray beri gel. Çayköy'den aldık kızı. Beri gel şoray beri gel. Nasıl Allah abi? Bu nikah merasimi mi oluyor? Durun. Durun, bundan şahitler yok, bu nikah kıyılmaz. Ben şahidim işte, tamam, şahidim ben. Ben şahidim. Bir tane daha. Yanında şahit işte. O benden bir geliyor, benim çırağım o çırağım. Çırak olur mu yaşta, senin büyüğün o. Ha, bulurum. Pardon, ustamdı benim o ya. Buluruz bir, gel. Al bir şahit daha. Ah, tamam. Senin adın neydi evladım? Şahit işte, direkt şahit. Senin neydi be? Ha Şoray. Bu zaten işi bu, profesyonel şahit bu. Allah hayırlı kabul etsin. Bir yastıkta yaşlanın. Evet, bir yastıkta yaşlanın. Bu mudur? Budur. Bu nikah mı oluyor şimdi? Bu nikah kıyılmış oluyor. Beğenemedin mi? Çaya. Allah her isteyene hayırlı bir eş, böyle neşeli bir düğün nasip etsin inşallah. Her zaman dediğimiz gibi onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Kütahya Emet'e bağlı Eğrigöz beldesindeyiz sevgili seyircilerimiz. Eğrigöz Kalesi'ne doğru da tırmanıyoruz. Ne işin var oralarda oğlum? İşin gücün mü yok? Otursana evinde. Dağlarda bayırlarda Eğrigöz Kalesi'ne niye gittin? Bunu mu soruyorsunuz bana? Evet. Soruyor musunuz yani? Evet. Bekleyin, az cevabını da vereceğiz. Eğrigöz Kalesi'nin özelliği nedir abicim? Eğrigöz Kalesi'nin özelliği Gazıklı Voyvodu'nun burada yaşaması, altı esir kalması. Yani en büyük özelliği bu. Kazıklı Voyvoda. Evet. Namı diğer vampir. Evet, vampir. Namı diğer Drakula. Evet, Drakula. Kont Drakula burada mı yaşamış? Evet, 6 ay burada esir kalmış. Esir kalmış burada. 6 ay esir kalmış burada. Drakula Türkiye'de yaşadı mı acaba? Az sonra. Bir dakika abicim. İsmin neydi? İsmim Ali. Ali abi. Ali Özer. Bu kalenin girişi burası mı? Evet, kalenin girişi burası. Sen daha önce bu kaleye girdin mi? Girdim, birkaç sefer girdim. Bakmamız lazım. Ben tırsarım abi öyle. Kazıklı Voyvoda'dır. Drakula gel abicim gel. Şurana bir bakabilir miyiz? Yanaş sen de ya, iyice bakalım ya. Burada gülme, ciddi bir şey yapıyoruz. Boynunun öbür tarafına da bakabilir miyim evet, acaba? Bakabiliriz.
Ben düğme açabilir miyim? Aç aç tabii aç. Evet. Evet, iz yok, diş izleri. Demek burada başına bir şey gelmedi. Hayır. Ben ses mi var ya? Duman var abicim yukarıda ya. İs var ya. Ya günlük güneşlik havada yukarıdan sis makinesi çalışıyor sanki abi. Ben tırstım hala abi ya. Ama şu Şoray Bey burada şimdi Drakula kalkmış olmasın mezarından. Drakula kalkmış olmasın mezarından diye sen hafife alana ben tırsıyorum abi. Burası da uçurum. Gelme buraya. Gelme orada kal. Daha 6 aylık kızına doyamadan gelme uçurum kenarlarına. Acaba Drakula'nın mekanında mıyız? Burada ne zaman kalmış? Tarihi belli değil Şoray Bey. Niye hapis kalmış burada? Vallahi burada Türk insanlarını gazıya böyle diri diri gazı diktiği için. Zoru neymiş abicim? Niye insanları kazığa oturtuyormuş ya? Türk düşmanı olduğu için. Karaktersiz, haysiyetsiz. Burada kalmış ya buralarda. Evet buralarda kalmış. Peki böyle hani gece mece böyle sisli puslu havalarda mesela bak ortada bir şey yok, duman var abicim ya. Bir şey oluyor mu? Karaltılar, gölgeler, mölgeler, sesler, mesler. Geceleyin pek çıkmayız yani buraya Şoray Bey. Yani gündüzden böyle güneş aydınlandığı zaman da çıkarız sadece. Gündüzleri çıkarız. Geceleri pek çıkmayız. Tamam sen güçlü kuvvetli bir adamsın değil mi evet. Ali Bey? Yani bizim eğri gözlü yaşayan insanlar cesaretli cesurdur. Tamam. Ben eğri gözlü değilim. Biraz tırsıyorum da. Kale ne zaman yapılmış biliyor musun hiç? Allah'ım ya. Kalenin yapılışı belli değil Şoray Bey. Aslında yani kaç asır oldu bilmiyoruz. Kuruluş tarihi belli değil. 1000 yıllık olabilir mi acaba? Belki olabilir. Benim bildiğim sevgili seyircilerimiz Kazıklı Voyvoda dedikleri İvan diye yanlış kalmadıysa aklıma belki de yanılıyorum. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkleri kazığa oturtuyormuş. Sonra da kan içiyormuş kan. Kan insan kanıyla besleniyormuş. Vampir dedikleri bu. Drakula, Kont Drakula dedikleri adamın o karaktersizin mekanındayız. Esasında o Bratislava'da yaşamıştı. Romanya'da evet, şimdi Romanya'da. Bratislava evet. Orada şatosu da. Burada hapis kalmış ha. Evet hapis kalmış. Melun. Hay Melun. Hay Bin Kunduz. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Puksavida. Hattı zatında. Keşke yakın arkadaşım Zagor Tenay ya da Kızıl Maske olaydı da onlar beni bir nebze olsun koruyaydı. Abi biz şimdi çıkıyoruz da bu melun... Ana! Allah Allah! Taşlar yağıyor. Korkmam ben be! Senden mi korkacağım be? Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Ben Anadolu çocuğuyum. Voyvoda'dan mı korktum? Abi taş atıyor bu ya. O yaptığı abi, oluyor mu böyle şeyler? Bazı oluyor böyle. Taş atıyor bazı gelenlere. Bazı oluyor. Sevmedin değil mi Osmanlı torunlarını? Voyvoda bozuntusu. O kazığı bulursam Kemal Umakıtan'a söyleyeyim görürsün sen kazığı. Sen kazık görmemişsin oğlum. Kazıklı Voyvoda'ymış. Esas kazığı yiyen biziz be. Alem sen önden geç ya. Gözünü seveyim. Tamam yavaş ya git sana bir şey olmazsa ben geleyim. Çık sen çık ben buradan koruyorum ben seni. Ben koruyorum seni sen çık. Efendim Kazıklı Voyvoda rivayetlere göre Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış. Şu an Bratislava. Sen çık Ali abi çık. Bratislava'da yaşamış. Yanlışlıkla Osmanlı askerleri eşini öldürüyorlar. Erkek savaşçı zannedip. O da ne kadar Türk buluyorsa kazığa oturtuyor ve adı Kazıklı Voyvoda olarak kalıyor. Padişah Efendimizin göndermiş olduğu elçilerin kafalarını tekrar geri gönderiyor. Kanuni Sultan Süleyman sefer düzenlediğinde bir ovaya geldiğinde ormanlık alan gibi kazıklara oturtulmuş Türkleri görüyor. Ve yine rivayetlere göre Kazıklı Voyvoda insan kanı içiyor. İnsan kanıyla besleniyor. Böyle son derece haysiyetsiz, insanlıktan uzak, melun bir adam. 6 ayda rivayetlere göre tam burada içinde bulunduğumuz Eğrigöz Kalesi'nde hapis yatmış. İnşallah burası lanetli bir yer değildir. Kont Drakula ile karşılaşmayacağımızı umuyoruz. Bu gerçi hayatımızın haberi olur. Asrın gazetecilik başarısı olur. Umurum değil. Umurum alın Pulitzer'inizi vesairenizi başınıza çalın. İstemiyoruz Pulitzer. Yukarıda da gördüğünüz gibi her taraf günlük güneşlik. Hiçbir tarafta tek rüzgar esintisi yok. Burası duman doluyor. Ali abi de kayboldu. Ali abi! Ali abi! Ali abi!
Ses de vermiyor adam ya. Daha yeni tanıştık. Ben. Ali abi neredesin ya? Oh, geldim gel. Abi bırakma beni ya, bırakma beni ya. Ali abi ya. Bu ne böyle ya? Sırat Köprüsü gibi bir tane demirden köprü yapmışız buraya ya. Tut elimi Ali abi. Hayır, bir dakika. Şuraya bir dakika. Dur. Ne oldu burada, be abicim? Burada bir şeyler var burada. Bir duman çıkıyor burada. Evet. Bir yaşantı var sanki burada. Dur aman gitme burada ileriye. Niye ben ileri gidip bakacağım? Hayır. Ben seni riske atamam burada. Yok bakmam lazım hayır. Abi. Görev, meslek. Etik değerler. Ben seni riske atamam burada Şoray Bey. Siz buradan ileri... Hayır Şoray Bey gitmeyin buradan ileri. Ben korktum çünkü ben gidemedim. Buradan ileri gitmez misiniz siz? Şu anda gidemem. Gidemez. Bugün başka bir olay var burada. Ben giderim. Sen kal. Dur Şoray Bey. Bırak Şoray beni. Bey, dur. Bırak Şoray beni. Dur. Bırak Görev beni çağırıyor. Yazık olacak Şoray Bey ya. Böyle aslan gibi bir evlat bir daha anala doğurmaz yani. Yazık oldu Allah'ım. Ben gidiyorum. Tırsıyorum da ama ne yapalım? Kont Drakula buradaysa onunla röportaj yaparsam hayatımın işini... O ne be? Vay. Ben de diyorum ki bu duman nereden geliyor? Sis basmış zannediyorum ben de kaleyi. Meğer bizim Cumali sponsordan aldığı bedava sucuklarla mangal keyfi yapacakmış. Öyle mi? O sucukları sana yedirmezler Cumali. Seni gibi çömüş seni. Seni cameş seni. Vay Cumali vay. Bedava sucuk he? Buldun he? He? Biz burada kazıklı vayvadayla röportaj yapmaya çalışalım. Sen orada mangal keyfi yapacaksın he? He? Sponsor sucuk. Yedirmezler o sucuk. Ben sana yapacağımı bilirim çünkü. Sen dur. Sen daha dur. Ne. Daha dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. Arabada benim kostümler var mıydı ya? Var. Evet. Az sonra kazıklı voyvodayı göreceksin Cumali. Vampir Kont Drakula. Canlı. Az sonra değil. Hemen şimdi. Çatlatıyor o beni. Çatlatıyor o beni. Eğrigöz Kalesi'nde sıradan bir gün. Şoray Uzun Yolda ekibinin kömüş şoförü Cumali aracın arkasında sponsordan aldığı bedava sucukları mideye indirmenin hayaliyle yaşıyordu. Karnı acıkmıştı. O mis gibi sucuk kokularını içine çekerken az sonra midesinin yapacağı bayramın hayaliyle mutlu gülümsüyordu mangal başında. Fakat unuttuğu bir şey vardı. En az onun kadar aç olan bir başkası. O başkası Kont Drakula'dan bir başkası değildi. Fakat aralarında bir fark vardı. Cumali bedava sucuk yiyecekti. Kont Drakula ise Cumali'den alacağı bedava kanı içecekti. Biri sucuk, diğeri kan peşindeydi. Cumali sucukları yakmıştı. Asıl yanacak olansa az sonra boynunda hissedeceği o muazzam ağrı olacaktı. Ekibin şoförü Kümüş Cumali başına geleceklerden habersiz mideye indireceği beleş sucukların hayaliyle yaşarken yaklaşan tehlikenin farkında değildi. Tehlike apansızın geldi. Birdenbire. Cumali ne olduğunu anlamadı bile. Boynu o kadar çekiciydi ki Kont Drakula'nın buna karşı dayanması mümkün değildi. Kont Drakula'nın o tüyleri diken diken eden, yüreklere korku salan çığlığı duyuldu önce. Sonra Cumali'nin canhıraş feryatları. Nerede bunlar ya Allah Allah? Nerede bunlar ya? Allah'ım yarabbim ya. Nerede bunlar ya? Oh.
Güneş! Güneş, sen de ses alıyorum! Allah Allah, nerede bunlar ya? Eyüp! Muhammed! Güneş, sen de ses alıyorum. Anlamam kardeşim ya, ne ya bu ya? Sucuk var baksana, halis Türk sucuğu ya. Sucuk ye ya. Bırak karabı. En sevdiğim kan, camış kanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.